İzleyicilerimiz, Zasparagaz TV'ye hoş geldiniz. Bugün Üsküdar'dayız. Görüyorsunuz bugün gözümde güneş gözlüğü var. Bir gün takım elbiseyle, bir gün sırtımda çantayla, bir gün güneş gözlüğüyle çıkıyorum karşınıza. Ne demişler? Değişmeyen tek şey değişimdir. Vatandaşlara bugün şunu soracağız. Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Hadi başlayalım. Abi soralım mı size? Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyi misiniz? İyiyim, Allah'a şükür. Olur. Şimdi Erdoğan dedi ki sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyoruz. Ben siyaset işlere karışmıyorum. Hiç mi karışmıyorsunuz? Karışmıyorum. Bayramınız nasıl geçti? Bayram iyi geçti, Allah'a şükür. Açlık verdin mi çocuklara? Verdim, evet. Ne kadar verdin? Verdim, gelene 10 lira, 10 lira, 20 lira, 20 lira verdim. Bayram ikramiyesinden mi verdin? Ya bayram ikramiyesine verdim. Tabii ki çocuklar da, onlar da bir gülsünler, neşelensinler çocuklar. Biz bayramın başında röportaj yapıyorduk. Dayılar diyordu ki torunlar bize versin artık. Gözüne kurban olayım. Biz çocuklara da verelim, çocuklar neşelensin, evet. Dua etsinler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim amcacığım, ellerinden öperim. Onlara da teşekkür ederim. Amcacığım merhaba, sohbet edelim mi, size soralım? Edelim, buyurun. Şimdi Sayın Erdoğan dedi ki sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyoruz. Çözüm bulmaya çalışacaklar. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi ne? Hayat pahalı. Hayat pahalı. Birinci en büyük sorun hayat pahalı. Nasıl düzeltebiliriz bunu? Düzeltebiliriz. Sayın Erdoğan düzeltemez. Zaten sorunu yaratan Erdoğan'ın kendisi. Evet. Zaman içerisinde iktidar değişirse, değiştirebilirsek, parlamenter sisteme geçebilirsek, kurumlar var kurallarıyla ülke yönetilirse orta ve uzun vadede düzelir. Kısa vadede yine sıkıntı olur. Peki enflasyon biraz düşerse Erdoğan tekrar yükselir mi? Enflasyon düşmez. Enflasyon ancak kağıt üzerinde Türk düşürür. Siz ne düşünüyorsunuz? Verir. Doğru söylüyor. Doğru mu söylüyor? Ya doğru söylüyor. Talimat verir. Enflasyonu sıfıra da düşürür. Yani şu anda düşürür. Her ay zaten günden günde düşüyor. Enflasyon düşürmesi demek gerçekten hayat pahalılığın düştüğü anlamına gelmiyor. Kağıt üzerinde enflasyon düşüyor. Bu algı yani. Bu doğru değildir. Bu bir şey değiştirmez. Yani bir anlam sokakta karşılığı olmayan bir durum. Kağıt üzerinde enflasyonu düşürsün. Yaşantıda karşılığı olmayan. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Olmayan bir şey. Dolayısıyla Sayın Erdoğan doğru söylemiyor. Yani hikaye anlatmaya devam ediyor bana göre. Sizce nasıl Erdoğan oylarını yükseltir? Yükseltemez. Yükseltemez mi? Yok abi, o iş bitti ya. Ekonomiyi düzeltirse? Düzeltemez abi. Düzeltemez. Bak belki geçici bir Arap baharı daha yaşatsa burada bitti bu. Tamam, orada bitti. Bak bir şey burada bittiği zaman bu halkta ilk defa bitti bu da bak. İlk defa bitti. Yani kafada bitti insanlarda. İyi ki insanlar aç kaldı. Bak aç kalmasaydı var ya bu sistem çok kötüye gidiyordu. Yani bilmiyorum yani insanların şu aç kalması, hani emekli olayı var ya daha fazla. İyi ki aç kaldılar. Maaşları iyi ki de yani askeri ücret yapmadı. 10,5'ta bıraktı. Halkta bir uyanış oldu. Yoksa halimiz daha kötüydü biliyor musun? Vallahi daha kötüydü. Eğer bu emekliye var ya 18,5 verseydi, şimdi bu dayım var ya burada var ya, kılıç sallayacaktı ya. Kılıç sallayacaktı. Bak samimi olarak konuşuyorum. Ama gençler bu işi sizin gibi gençler bitirdi. Allah onlardan razı olsun. Ben onlara dua ediyorum. Teşekkürler. Bu ülkenin geleceği de gençler. Teşekkür yani. Ederiz. Sayın Erdoğan sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyor. Biz de şunu soruyoruz. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi şu an ne? Pahalılık. Enflasyon. Pahalı. Enflasyon. Siz de emekli devlet misiniz? Devlet düşmanı. Emekli misiniz? Evet. Emekli öğretmen. Hocam şunu sorayım peki. Bayram ikramiyesiyle ne yaptınız? Valla anca bayrama alabileceğim yiyeceklerimiz işte. Kahvaltılıktı, yemek. Anca onları alabildik. Bu kadar. Harçlık almadı mı? Harçlık kalmadı çocuklara. Yok. Zaten yatılı okuyor. Harçlık başlık yok, kalmadı. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Nereye kalacak? Kalmıyor. Efendim, kalmıyor. Nereye kalacak? Kalmıyor oğlum. Zaten ne kadar? Yani ekonomiyi düzeltirse Erdoğan oyları da yükselir diyorsun. Ekonomi düzelirse Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar gerçekten güzel. Ben işletme mezunuyum. Gerçekten Mehmet Şimşek'in izlediği politikalar güzel. Eğer bir sıkılaştırma... Ama biraz geç kalmadılar mı? Nas falan dediler önceden. Hiçbir şey için geç sayılmaz yaşamda. Nereden, zararın neresinden dönülse kârdır. Bu A parti, B parti derdinde değiliz. Derdimiz ekonomi iyi olsun. Evet. Halkımız iyi olsun. İyi yerlere gelelim. Ama Şimşek, bak diyorum ya, ben A ya da B parti demiyorum. Uygulanan politikalar güzel. Ben işletmeci olarak öyle bakıyorum olaya. Sıkılaştırma politikaları belki seni, beni, onu, hepimizi zarara koyabilir ama gerekiyor. Şu anda gerekiyor. Bunlar kısa vadeli zaten. 5 yıl içinde faizi biraz yükseltiyorlar. Daha sonra... Uzun vadede. Şimdi bu kısa dönemli planlar değil. Bunlar orta ve uzun dönemli planları yapıyor Mehmet Şimşek. Kısa dönemli... Onları yapıyor da faizin yükselmesi kısa vadeli. Onlar kısa dönemli. Düşer, iner. Amerika'nın izlediği bir şey, bir şey söyler. Bir borsada, ekonomide expectation dediğimiz beklentiler önemlidir. Halkın beklentisi neyse, pahalılık olmuş, ucuzluk olmuş, ona göre bir anda döviz de artar düşer. Tamamıyla halkın beklentisi bu. Ama izlenen politikalar neticesinde çok daha güzel şeyler olabilir. Teşekkür ederiz cevabınız için. İyi günler diliyorum. Merhaba. Sayın Erdoğan şu an sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyor. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi ne? Bence Türkiye'nin en büyük problemi Erdoğan'dır diye düşünüyorum. Daha diyecek başka bir şey yok ki. Kesinlikle. Bu şekilde. Yani o gitse her şey düzelecek mi? Düzelmeyecek her şey tabii.
ama CHP de alternatif değil. Ama bir ders alması gerekiyordu. Bu şekilde halk bu şekilde tercih etti. Bence kötü olmadı. Peki Erdoğan ne yaparsa tekrar eski gücüne kavuşur? Hiçbir şey. Erdoğan yaşlandı artık ya. Yapamaz mı? Tabii ki yaşlandı artık. 70'i geçti. Aynen köşesine çekilsin artık. İstirahat etsin. Sorunları mı sevsin? Sevsin aynen. Gençler yönetsin artık. Sizin gibi gençler böyle. Sizin gibi gençler yönetsin. Tabii ki. Mesela nasıl gençler yönetsin bence? Ne bileyim şöyle düşünüldüğü zaman bakıldığı zaman bir Hüseyin Baş yönetebilir bence ülkeyi. Kim? Hüseyin Baş yönetebilir. BTP Başkanı. BTP Başkanı. Sizler gibi genç. Sizler gibi. Ufku farklı. O da yaşlandı artık ya. 33 yaşında. Yok canım. 33 mi? Bayağı gençmiş ama yaşlı duruyor. Yani, hayat onu yaşlandırmış. Yok yok. Misal olarak söylüyorum ben. Bence Erdoğan'ın devri bitti yani. Çok da iyi oldu. Çok gurur kibir yapmıştı diye düşünüyorum. Ben bu şekilde düşünüyorum şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl düzelir bu durumlar? Yani yaşlı siyasetçiler çekilsinler artık. Erdoğanlar, Kılıçdaroğlu, şu gerçi Kılıçdaroğlu gitti ama Meral Akşener zaten evime gidelim diye tehdit etmişti. Halen gitmedi daha evine. Konuşuyor. Onun da istifası konuşuluyor şu an. Gitsin de zaten. Gitsin, gitsin. Onlar artık istemiyoruz. Ülkemiz artık yani bu yaşlı zihniyetten kurtulsun. İlk adımı Kılıçdaroğlu attı. Attı aynen öyle. İnsanlar uzayda... Gerçi o da istifa edecekti kurultayı. Attırdılar. Kurultay da değişti. Evet, yani gençler yönetsin. İnsanlar, yabancılar uzayda patates yetiştiriyor Mars'ta. Bizimkiler evet. Daha yok tezek yakarız. Şunu yaparız. Biz gidersek doğalgazınız kesilir. Ya İstanbul'u 5 yıldır İmamoğlu yönetiyor. Doğalgazı da yakıyoruz halen. Bir sıkıntı da yok yani doğalgazımızda. Bunlar gitsinler. Yeni yüzler, gençler gelsin. Kesinlikle gençler gelsin. Ülkemiz genç çünkü. Yani ülkemiz genç olduğu için gençler yönetsin bizi. Teşekkür ediyoruz canım. İyi günler dilerim. Sağ olun. Siz de konuşalım abi. Evet. Ben yurt dışına kalıyorum. Nerede kalıyorsun abi? Fransa'dan geliyorum. Fransa'da durumlar nasıl? Vallahi burası mı güzel burada, orası? Yani durumlar tabii ki burada daha güzeldir. Kıskanıyorlar mı bizi? Bayağı kıskanıyorlar. Öyle diyelim. Yani burada hayat pahalılığı çok vardır. Özellikle İmamoğlu'nun seçilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önceki hanımefendinin söylediği gibi gençlerin yönetmesini istiyoruz. Bu eski kafatasların gitmesini şiddetle öneriyorum. Peki siz gitmesini istiyorsunuz ama Erdoğan şunu yaparsa oyları yükselir diyebiliyor musunuz? Erdoğan'la değil yani mesele sadece Erdoğan değil. Yani bu eski yapılar artık gitsin, gençler gelsin, bir dünya biraz değişsin. Sistem yaşlandı diyorsunuz sistem abi. Sistem yaşlandı. Diyelim ki bunlar ölünceye kadar yönetildikleri zaman bunlar öldüğü zaman ne olacak? Ülke çökecek mi? Öyle yapmamaları lazım. Gençlerin yetişmesi lazım. Ülke onlara devrilmesi lazım. Mesela İmamoğlu bence gelecekte bir cumhurbaşkanı olması güzel bir şey olur. İmamoğlu cumhurbaşkanı mı olsun? Ben gerçekten istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani hemen hemen aynı şekilde evet ben de katılıyorum. Yani İmamoğlu bundan 5 yıl önce de hani İstanbul'a geldiğinde şöyle olacak böyle olacak denildi ama hiçbir şey olmadı. Yani hayat devam ediyor daha her şeye rağmen. Bence daha da iyi oldu. Bir değişiklik oldu. Siz burada oy kullanabiliyorsunuz değil mi? Ben orada kullanıyorum. Ben burada yaşıyorum. Yurt dışı seçmenler genelde AK Parti'ye oy veriyor. Ya, geçen seçimde hangi partiye oy verdiniz? Cumhurbaşkanı yani verdiğim o parti ismini söylemeyeceğim. Yani ben oyumu zaten yerel seçimlerde kullanmıyoruz orada. Sadece genel seçimlerde kullanıyoruz. Aslında ben Kılıçdaroğlu'na verdim. Ben doğru söyleyeyim. Kılıçdaroğlu da meğer o da fazla şey değilmiş. Sonra duydum ki işte bazı protokoller yapmış. O da koltuğa bağlı kalmak istedi. Sonra onu gönderdiler. İyi oldu. Yani değişimden yanayım ben kısacası. Evet, konuşalım. Doğrudur. Sen de mi Fransa'da yaşıyorsun? Yok ben Çekmeköy'de kalıyorum. Çekmeköy'de bir değişiklik oldu bu dönem. Yani değişiklik olması her zaman iyidir. Yeni gelen biraz daha şey yapar. Hani yatırımlarla ilgili. Başta birkaç dönem yapılan kişiler maalesef nedense son zamanlarda fazla iş yapmıyor. Kendileri için çalışıyor. İlk gelenler biraz daha milletin faydasına çalıştığını düşünüyorum. O yüzden her zaman için değişiklik iyidir. Teşekkür ederiz cevabınız için. Teşekkür ederim. Sayın Erdoğan dedi ki sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyoruz. Biz de şunu soruyoruz. Sizce Türkiye'de en büyük problem ne şu an? Ekonomi. Ekonomi mi? Evet. Siz de emekli misiniz? Değilim. Ama ekonomi. Ticaret uğraşıyorum. Ekonomi. Yani görüyorum ekonomi olduğunu. Nasıl düzeltiriz bu durumları? Nasıl düzeltiriz? Onu artık Erdoğan Bey Cumhurbaşkanı düşünecek. Nasıl düşünecek? Yani başka bir şey değil. Bir de soralım. Denetim çok önemli. Çünkü haksız bir rekabet var. Haksız bir kazanç var. Şimdi adam bir kazanacağını şimdi 3-4 kazanma niyetinde olanlar var yani. Onun için de ne yapacak? Denetim yapacak. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Siz canımefendi? Bence de her şey çok pahalı. Nasıl düzeltiriz bu durumları? Ya denetim olması lazım. İnsanlar gereksiz yani pahalı. Gereksiz yani ben halkın yaptığını düşünüyorum bu pahalılığın. Mesela ev kiraları. Ben kirada oturmuyorum ama üzülüyorum çoğu insana. Asgari ücret 17 bin lira. Evet, İstanbul'da kiralar uçuyor. Biz Ankara'dan geldik. 10 binden aşağı kira yok. Bu insanın çoluğu çocuğu okula gidiyor. Bunu okula mı göndersin, kira mı versin, geçimsin mi? Her tarafta öyle. Ankara artık eskisi gibi değil. Ankara da aynı fiyat. Van'da da aynı fiyat. Şimdi eskiden İstanbul, Ankara farklı bir yerdi. Ama şimdi Türkiye'nin %90 yerinde aynı fiyatlar yani. Burada da 10 liraysa Ankara'da da 10 lira, Van'da da 10 lira yani. Burada 15'tir. Ankara'da 10'a bulabilirsin. Tek öyledir yani. Denetim. Her teşekkür şey. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyormuş. Biz de şunu soruyoruz. Sizce Türkiye'deki en büyük problem ne? Emeklere zam vermemek.
vermemesi. Emekli misiniz? Evet, emekli. Erken mi emekli oldun? Evet, EYT'den emekli oldum. Ben o konuda rahatım ama şu var. Emekli parasıyla geçinen insanların bu devirdeki o parayı alıp da geçmesi imkansız bir şey. Ekonominin bu şekilde olmasından dolayı Tayyip'in oy kaybı da bundan dolayı zaten. Peki emekliye zam yaparsa tekrar oyları yükselir mi? Şöyle, emekliye sadece emekliye zam yaparaktan oylar yükselmez. Ekonomiyi canlandırması lazım. Ekonominin şu anda anası ağlamış zaten. Buranın kaybetmesindeki en büyük sonuç da zaten buydu. Ekonominin olmaması. İnsanların bir tek parasının olmamasıydı. Şuradaki adam gidip de normal bir emekli çocuğunu götürüp dondurma yedirebiliyor mu sizce? Şimdi ekonomiden bahsedenlere ben şunu soruyorum. Geçtiğimiz genel seçimlerde de ekonomi çok güzel değildi biliyorsunuz. Neden muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu kazanamadı? Onda da çok basit bir şey var. O zaman da insanların DEM Parti'yi olan, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEM Parti'yi olan dirsek temasından dolayı milletin içindeki o milliyetçilik duygusu vardı. Ondan dolayı ben de açık öne söylüyorum. O zaman da gittim AK Parti'ye verdim. Bugün de AK Parti'ye verdim. Ama verdiğime pişman mıyım? Asla değilim. Yine olsa yine veririm. Belki de CHP ittifakın içinde olmasa tek parti olarak geçse kazanabilirdi. Neyi? Şu an tek parti olarak girdi, birinci parti CHP olarak. CHP mi? Evet. CHP'nin yine şeyi var. DEM Parti'de yine bir ittifakı var. Ama bu ittifak adamları her yerde yükseltmiş oldu. Şu an ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Esenyurt tarafında Allah'a çok şükür Suriyeliler. Hiçbir şekilde şey yok yani. Ama adamların bundan rahatsızlığı var mı yok mu onu bilmiyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.